Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık hırkamın en son kaç tane motif gittiğini, kollarını nasıl yaptığımı, birleştirmelerini, en sonki kısımlarını anlatacağım. Şimdi kolu yaparken iki tane kare motifi yapıp bu köşelerinden, bakın bu köşelerinden iki tarafından da birleştirerek şu şekilde, bakın şu iki tarafından birleştirerek şu kısmını oluşturdum. Bundan bakın 1, 2, 3 sıra. 3 sıra bu şekilde aralarına yine aynı şekilde bu motifleri koyarak bakın ne yaptım? Birleştirdim. Bu birleştirdiğim zaman bakın şuralarında bir açıklık kaldı. Bu açıklıkları da gidermek için üçgen motifler koydum. Bu kısımları da bakın üçgen motifler koydum. Şimdi 1, 2, 3. 4. sıraya geldiğim zaman artık kol altı biraz böyle iki tane yaptığımız zaman çok dar oluyor. Yani biraz rahat giyebilmek için kol altını büyük yapmamız lazım. Tabii siz isterseniz bu kol kısmını iki tane değil de direkt üç taneden de başlayabilirsiniz. O zaman kolunuz daha geniş olacaktır. 1, 2, 3 taneden sonra 4. sırada artık bu sayıyı 3'e çıkartıyorum. Yani şu şekilde bakın. 2, 3. Yani koldaki 4. sıra 3 taneden meydana geliyor. Yani yine bunların uç kısımlarını yine bu şekilde birleştirerek bu kısmı elde ettim. Peki bu üçüncüyü nasıl koyduğumu anlatmak istiyorum. Şu özellikle koltuk altının olduğu yerde bakın bu kısımda. Şimdi şu ikisinin şurada bakın iki tane şey var. Aynı yerde yani şu köşede aynı yerde normalde 4 tane olacakken şu an bakın 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane motif geldi. Bunu nasıl yaptım? Aynı yere şimdi bakın burada 2 tane var zaten. Şunlar benim normaldeki ikili olan yerimden gelen 3. sıra. 4. sıraya geldiğimde aynı yere bakın aynı yere 2 tane koydum. Şu köşesinden birleştirdim. Bu köşesini birleştirmedim, şu kısımla birleştirmedim. Onun yerine buraya bir tane daha koydum. O zaman benim bu kısmım ne oldu bakın? 3 tane motife çıktı. 1, 2, 3. 3 tane de bakın üçlü olarak ilerledim. Bakın tekrar söylüyorum. 1, 2, 3 tane ikişerli yani 2, 2 çıktım. 4. sırada sayıyı 3'e çıkardım. 3, 3, 3 şeklinde. Daha sonra bu sırada bakın koltuk altının olacağı yere. Bakın şurası koltuk altı. Koltuk altının olacağı yerdeki şu kısma normalde buraya da bir tane daha koyduğumda yine 3 tane olacaktı. Bunu koymadım. Onun yerine şu kısma 2 tane koydum. Bakın şu kısma 2 tane koydum. Şu kısma koymadım. Bu kısma 2 tane koyduğumda yine burada üçgen gerekti. Buraya da yine aynı şekilde bir tane üçgen parça koyup bakın kolun muntazam bir şekilde ne yaptım? Kol oyuntusunu yapmış oldum. Bakın bu şekilde kolu ben bedene dikeceğim. Tabii bunu dikmek yerine örerken de birleştirebilirsiniz ama örerken biraz kafa karışıklığı çok fazla olabilir. Çünkü nerede neyi nasıl birleştireceğinizi karıştırabilirsiniz. Onun için ben bitirdikten sonra en son tekrar yine tığ ile birleştirmesini yapacağım. Normalde biz bu kısımlarını hep örerken birleştirdik ama kolu bu sefer beden ve kolu yan yana getirip tığ ile birleştirme işlemini yapacağım. Uç kısımlarına da bakın bu şekilde kolların uç kısmında bu şekilde geldim. Hemen isterseniz şimdi kola geldim. Koldan hemen istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bu arada bu iplikleri de aralarda götürerek yok edeceğim. Şimdi burada hemen beyaz ipimi aldım. Herhangi bir yere bağladım. Şu şekilde bağladım. Şimdi sıradan gidiyorum. Kolu bu şekilde darlığı sizin için uygunsa her bir şekilde her bir trabzanın üzerine bir tane batarak ilerleyebilirsiniz. Biraz dar olsun isterseniz bu sefer de bir atlayıp diğerine batabilirsiniz. Şimdi bunu yaparken hemen bakın buradakine battım. Bunu çıkarttım. Biraz tabii bu kısımları biraz büyük çıkartmak lazım. Çünkü şu şekilde ters çevirip bu şekilde ilmeğimi arasından geçirdim. Bakın tekrar yapalım.
İlmeğimi battım, tığımı battım, ilmeğimi aldım. 2 tane var tığımda. Bu şekilde ters çevirdim ve ördüm. Bu şekilde. Bakın tekrar. Tığımı battım. Trabzan yapar gibi ya da sık iğne yapar gibi bakın çıkarttım. Ama şuradaki ipimi tersten bu şekilde getirip bir zincir çekiyorum. Tekrar. Buradaki boşluklara bakın birer tane batabilirsiniz. Bir tane yeterli olacaktır. Bakın çok güzel bir kenar elde ediyoruz. Kolumuzun uç kısmına geldik. Kolumuzda toplam 17 tane kare motifimiz var. 3 tane de bakın bir tanesi en sonunda, 2 tanesi de kolun uç kısmında olmak üzere 3 tane de üçgen motifimiz var. Toplamda 17 tane kare, 3 tane üçgen, sadece 1 tane kol için gerekli olan motif sayımız. Motifleri nasıl yaptığımı daha iyi anlaşılması için bakın bu şekilde bir hazırlık yaptım ben. Kol için bakın 2 tanesini birleştiriyorum. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 sıra 2 tane kare motifi birleştiriyorum. Uç kısımlarını tabii şu kısmı şu kısma, bu kısmı bu kısma birleştirerek. Daha sonra 4. sırada bakın 1, 2, 3, 4. sırada sayıyı 3'e çıkartıyorum. 1, 2, 3 sıra, 3 tane motif. En son tepesine geldiğimde şu kısma 2 tane koyup araya bir tane üçgen motif yerleştiriyorum. Kolumuzun bu kısımlarında da yine aynı şekilde bakın 2 tane üçgen motif var. Bunun için toplamda 17 tane kare, 3 tane de üçgen motif. Tabi bu bir tane kol için. Diğer kol için de yine aynı şekilde 17 tane kare, 3 tane üçgen motif yapmanız gerekli. Şimdi bedene geçtiğimiz zaman. Bakın beden çok önemli. Benim bu yaptığım kıyafet 36-38 bedene çok rahat, hatta 40 bedene bile olabilir. Genelde hırkalarda biraz daha böyle salaş durduğu zaman çok daha güzel oluyor. Şimdi bunun için beden için 37 tane kare, 10 tane de üçgene ihtiyacımız var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kareden başlıyorum. İkinci sıraya geçtiğimde 6 tane. Üçüncü sıraya geçtim 7. 4. sırada 6, 5. sırada 7 koyduktan sonra tabi şu kısımlara da bakın üçgen koyuyorum. Bu kısımda üçgen var. Bu kısımda üçgen motif koyuyorum. Bu kısımda da yine üçgen motif 2 tane bakın. Şu kısımlarında da üçgen motif. Yine aynı şekilde bu kısımlarında da üçgen motif koyuyorum. Bakın 6 tane burada, 2 tane yanlarda olmak üzere toplamda 10 tane üçgen motife ihtiyacım var. Kol kısmı bakın şu kısımlara kol gelecek. Dolayısıyla bakın şu şekilde hizalı başladığım zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıradan sonra 6. sıraya geçtiğimde sadece şurada bakın bir tane kare motifim var. Bir boşluk atlıyorum. 2 tane kare motif yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum, bir tane kare motif koyuyorum. Burada artık üçgen koymanıza gerek yok. Burası artık bizim önümüze gelecek. Yani eğer tabii çok kapalı istiyorsanız buraya üçgen motif koyup tekrar bir tane daha kare ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki kısımlarım artık benim kollarımın geleceği kısım. Evet, bakın benim ördüğüm hırkamın
bedeni bu şekilde. Bakın uç kısımları burada. Şuradaki bakın kol kısmı. Yani şu kısım. Şuradaki kısım. Hemen gösteriyorum bakın. Şu kısım ve düz gelen şu kısım yanlara geliyor. Şimdi buraya kolu takacağım ben. Normalde buraya da bir tane yapıp hani bu sıraları bu şekilde oluşturmuştum. Bu bıraktığım boşluğa kolumu takacağım. Kolumu takarken de şimdi bakın 2 taneden 3'e çıkartmıştık. Şurası benim kolumun 6 olmuş oluyor. Bakın kolumun 6 olmuş oluyor. Genişleyen kısım yani. Bunu alt tarafa gelecek şekilde bakın. Bu şekilde. Bu kısmı, bu uç kısmı yani şu kolumun altına gelecek kısmı buradaki sivri yere birleştireceğim. Hemen birleştirelim. Bunun için hemen ipimi kolumun altına takıyorum. Yine düz tarafından birleştiriyorum kollarımı. Bu şekilde her ikisinden de ilmek kaydırma yöntemiyle ya da şu şekilde sık iğne ile birleştirebilirsiniz. Fark etmez başlangıcı. Çok da önemli değil. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ipimi tercih etmemdeki sebep bakın burayı turkuazla yapmışım. Burayı lacivertle yapmışım. Ya turkuaz ya da lacivert kullanabilirsiniz. Krem rengi kesinlikle kullanmıyorum çünkü burada belli olacaktır. Lacivert de kullanabilirdik. Fark etmeyecektir. Şimdi burada bir bedenimden alıyorum. Bir de kolumun ön tarafındaki yüzeyinden alacağım. Bakın şu şekilde birleştiriyorum. Yine normaldeki birleştirdiğim gibi yani şu kısımların tepesinden birleştiriyorum. Yine aynı şekilde birleştiriyorum bakın. Bunu buradan getirip arasından ilmek kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Daha sonra tekrar 5 tane zincir. Bakın tekrar şuraya geldim. Alttaki kısmı yani şu trabzanlı olan kısmın alt tarafı trabzanlı. Tepesine batıyorum. Yine aynı yerin bakın. Diğer motifte de yine aynı yerin tek kanadından. Tek kanadından alıyorum bakın. Aynı yerin tek kanadından alıp bu şekilde birleştiriyorum. 5 zincir. Birleştirdim. Bakın buraya geldim. Köşeye geldim. Köşeleri de yine aynı şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bakın yine aynı şekilde mavi veya lacivertle gidebilirim. Yani ipimle, aynı ipimle devam edebilirim. Bakın isterseniz 5 zincir çekeyim hemen ve göstereyim. Bakın bu şekilde ne yaptım? Birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok fazla belli olmuyor. Sadece arasından zincirle 2 tane motifi ne yaptım? Bu şekilde birleştirdim. Devam ediyorum. Bu hırkayı yaparken toplamda 6 tane ip gitti. 2 tane krem, 2 tane lacivert, 2 tane de mavi. Yani mavi turkuaz rengi ipimden gitti. Yani 100 gramlık iplerden 6 tane. Tabii bunu farklı renklerde alırsanız hani 600 gram olacak şekilde ipler tercih ederseniz yeterli gelecektir. Bu ipleri de yine arada hemen zincirlerimin içerisinde götürüyorum ki
ipleri hep bu şekilde götürüp, arasından götürüp daha sonra kesiyorum. O zaman daha dayanıklı olmuş oluyor. Evet, tek tarafını ne yaptım? Bakın, birleştirdim. Artık ipimi buradan kesiyorum. Kolumun, bakın, bir tarafını birleştirdim. Şimdi geldi diğer tarafına. Şimdi yine kolumun bu sefer de diğer tarafını, bakın, bedenime bu şekilde birleştireceğim. Hemen bunu da yine aynı şekilde, bu sefer beyaz ip takıyorum. Hemen köşeden ipimi bağlıyorum. Yine koltuk altı oluyor bu kısmı. Koltuk altından bağladım ipimi. Şimdi 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde, bakın, şu kısımlarından iki zincir, hani şu köşeler vardı, bu köşelerdeki şuranın tepesinden birleştiriyorum. Bu birleştirme işinin ayrıntılarını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Burada ipimi kesiyorum. Çünkü artık kremle devam edemiyorum. Çünkü bakın, lacivert kısma geldi. Tekrar lacivert ipimden alıyorum. Hemen yine aynı yerden tekrar köşeden batıyorum.
köşeye geldim. Ve ipimi kesiyorum. Kolu taktım. Bakın kol kısmı şurada birleşti. Çok güzel birleşti. Çok içte belli olmuyor. Bakın birleşme yeri öyle hiç de belli olmuyor. Yalnız kolu taktıktan sonra bakın burası ön kısmı. Ön kısmında böyle bir şeylik var. Yani bu kısmının ben böyle olmasını istedim. İsterseniz buraya hani üçgen koyup şurayı daha yuvarlak ya da başka türlü de yapabilirsiniz. Hani önün nasıl olmasını istiyorsanız. Şu arkada yalnız arka kısmında bakın şurada bir açıklık meydana geldi. Bu arkadaki açıklığı da kapatmak için yine buraya bir tane üçgen parça koyacağım. Bu üçgen parçayı koyarken yine aynı şekilde üç rengi de kullandığım için istediğim renk kullanabilirim. Ters tarafından yani motifimizin ters tarafından ilk önce başlıyorduk. Hatırlayalım. Üçgen motif anlatırken bunları anlatmıştım ben. Yine aynı şekilde altı tane zincir çekerek aralarına devam ediyorum. Buralarda üçlü trabzan, köşelerde yine altı tane ince ipliklerle de örebilirsiniz. Yazlık bir hırkada yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Ben kot kullandım ama aralarda kumaşlar çok güzel olacak yine. Deri çok güzel oluyor. Daha önceki videolarımda var. Deriden yapmış olduğum bir tane hırkan var. İnce iplerden yapmıştım onu da. Hemen bakın sona geldim. Yine 6 tane zincir çekip şimdi bunu buraya mont edeceğim. Yani üçgen motifi nasıl birleştirdiysem. Tabii bunun için hemen düz tarafını getiriyorum yine. Bakın düz tarafı. Motifleri çünkü düz tarafından birleştiriyoruz. Hemen getirelim. Köşeden başlıyorum. İplerimi yine yok ediyorum. Bir zincir çekerek birleştirme işlemini yapıyoruz. Aralarda yine 5 tane ikili trabzan. Birleştirirken bir tane zincirle evet bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Arka kısmına bu parçayı da ördük. Artık kol kısmındaki yaptığım gibi yani şu kısmı geldiğim gibi kollarını geldiğim gibi bu bedeninin de bütün her tarafına geleceğim. Şuradaki en sondaki kısmı hatta kağıt üzerinde göstereyim. Bakın bu kısımlarına tekrar üçgen parça koymadım. Koyduğunuz zaman da üçgenin yarısı kadar koymanız lazım. Eğer sivri bir şekilde olsun istiyorsanız buraya üçgenin yarısı kadar bir parça koymanız lazım. Bedenin kenarlarına yani bütün her tarafına bu şekilde sık iğne geldim. Bütün her bir trabzanın tepesine birer tane sık iğne olacak şekilde. İpleri de bu şekilde aralarda götürüp daha sonrasında kesiyorum. Bütün her tarafını bu şekilde geldim. Üzerine bir sırada bakın bu şekilde kenar yapıyorum. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi tığımı batıyorum. İlmeğimi çektim. Çok dar bırakmıyorum bunu.
ilmeğimi bakın şuradan ipimi arka taraftan alıp bir tam tur attırıp zincir çekiyorum. Ve tekrar batıyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bir tam tur attırıp bir tane zincir çekiyorum. Kollarına ve bedenin kenarlarına bu şekilde bir kenar geliyorum. Çok sık olur düşünüyorsanız bir tane atlayıp diğerine de batabilirsiniz. Ya da bazen bu şekilde bir tane atlayarak da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Çok sık olmasın derseniz arada bir ya da bir tane yapıp bir tane de atlayabilirsiniz. Sık olduğu zaman böyle bakın araları çok sık oluyor. Bir boşluk bıraktığınızda da hafif böyle aralarında bir mesafe olmuş oluyor. Bu da tamamıyla sizin tercihinize bağlı bir şey. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar yani bütün etrafını dolanana kadar bu kenarı geleceğim. Evet hırkam bitti. Kenarlarında bakın bu şekilde geldim. Bütün her tarafına bu şekilde geldim. Kollarına sık iğne gelmeden direktmen sadece ikinci sıradaki yaptığım gibi geldim. Hiç sık iğne gelmeden direkt üzerine geldim. Bütün her tarafını bu şekilde gelerek hırkamı bitirdim. İsterseniz siz buraya bir şapka da koyabilirsiniz. Yani şu kısımdan itibaren şapkalı da olabilir. Çok güzel olabilir o da yine. Yaka da koyabilirsiniz. Yakalı isterseniz. Yine aynı şekilde motif koyarak dönüşünü de sağlayabilirsiniz. Bundan sonrası sadece sizin hayal gücünüze ait. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımlarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.